Neredesiniz? İlk Osmanlı maçı. Ben aradan geldim. Ben de çıktım. Zaten ben de buyurun. Engin altta tut. Evet, teşekkür ederiz. Başlıyoruz. Hazırız. Tamam. Evet, buyurun. Buyurun. Merhaba. Siz nasılsınız? İyi, çok şükür. İyi gördüm. Çok şükür. Kıbrıs'tayız. Evet. Konser öncesinde sizinle buluştuk. Nasıl bir konser olacak? Valla tabii her geçen gün repertuara yeni şarkılar ekliyoruz. Mesela bugün Dilebi ilk kez canlı okuyacak. Hatta daha sonra şarkı. Onun dışında işte İbrahim Erkal abinin okuduğum şarkıyı okuyacak. Onun dışında yeni yeni iki şarkı var. Ama son zamanda da zaten şarkı baktım. Öyle bir sorun. Yani ben repertuarımda, sahne repertuarımda sadece kendi şarkılarımı okuyan biri değil. Böyle patlayan güzel şarkıları da okuyorum. Ama son zamanlarda çok böyle patlayan, çok şey bir şarkı var maalesef. Neden yok sence? Yani olmadı. Son bilmiyorum, yazdan beri televizyon dışında patlayan bir şey yok mu? O da 16 sene geriden patladı. Peki bir şey diyeceğim. Mesela insanlar da acaba müzik zevki mi değişiyor yoksa farklı bir şey mi değişiyor? Çok değişti. Yani bizim zamanımızdaki şarkılar, bizim zamanımızda hani bizim bir şarkı bulduk. Derdik ki bu şarkı tamam. Şarkı abi şarkılar. Ama şu anda o şarkılar yok. Bu zamana yapsan o şarkılar. Neden acaba? Duygular mı eksik? Kuşak değişti. Yani 2 sene artık 2023, 2024'e gireceğiz. Senin bahsettiğin seneler 90'lar, 2000'ler, 2010'lar, 2020'ler. Şimdi 2020'ye geçtik. 2024'e geldik. Gençler daha farklı müzik sevdi. Orta yaşlılar bizim tarz müzikleri biraz daha iyi bakıyor. Bizim yaşımızdakiler de zaten. Kendimi bir de yaşlı yaptım ama. Evet, öyle oldu bir anda. Orta yaş yani, orta yaşlar. Bizim tarzı sevenler yine onları bekliyorlar sadece. Ya sana şöyle söyleyeyim. İstediği kadar hani rap şarkıları falan patlasın. Sonuçta sahnede istenen şarkılar değil. Tabii. Bir de şöyle bir durum var. Müzik aslında aynı zamanda sazlarla yapılan bir şey. Değil mi? Yani o da öyle bir durum var yani. Hani elektronik müzik gençlerin daha böyle sevdiği bir müzik. Ben seviyor musun? Yani dinliyor musun? Ben yapıyorum. Zaten sahnede değil ama sonuçta sahnede bizim sazlarımız 15-16 kişiden aşağı değil. Ama o tarz şarkı söyleyenler bir tek bir DJ kabiye yetiyor. Evet. Dinliyorum. Dinlemeyi de seviyorum. Çok güzel şarkılar çıkıyor. Ama dediğim gibi şarkılar şu anda şey şarkı. Yani sabır. Ya öyle demek istemiyorum. Sonuçta tabii ki emek var. Tabii ki bir emek var hepsinde. Ama daha böyle kısa süreli şarkılar. Duygular mı yazıyorsun? Daha çok böyle isyan geliyorlar ama farklı şekilde. Ya şarkı her şeyi anlatır. Şarkı isyan da edersin şarkıda. Üzülürsün de, ağlarsın da, sevinirsin de, hoplatır da, zıplatır da. Ama bu dönem biraz daha evet dediğin gibi böyle bir isyankar şarkılar var. Ama her zaman bizim söylediğimiz tarz olmaz. Türk halk müziği, Türk sanat müziği, arabesk bunlar hep olur. Olacak. Peki 2023 bitmek üzere. Evet. Senin için nasıl geçti? Valla benim için 2021'den sonrası zaten çok da güzel değil. Benim sadece baktığım eğer sağlığım yerindeyse, çocuklarımın sağlığı yerindeyse, eşimin, dostumun, arkadaşlarımın sağlığı yerindeyse benim için en güzel geçen sene. Bu sene de çok şükür bir sağlık problemi yaşamadan, bir huzursuzluk, herhangi bir şey yaşamadan güzel bir sene geçti. Bir tek işte bu son dönemlerde yaklaşık 1,5 aydır bombalanan bir Filistin var. Bizim tek düzen şey o. İnşallah oradaki savaşta biterse, oradaki kan, oradaki vahşet katlayan bir an biterse başka bir şeyimiz kalmıyor. Filistin yararına verilen konserler de var Aslan Çırak tarafından. Siz de böyle bir şey düşünün. Öyle bir organizasyon da tabii ki seversen. Peki yeni şarkı gelecek mi? Var. Ceylan'la acayip bir şarkı olur. Biz Ceylan'la ilk düeti ta sene 96'da yapmıştık. Tam 27 sene oldu. Ceylan'la bir düet yapmayalım. Hadi bu sene, hadi bu sene, hadi bu sene derken 27 sene sonra bir düet geçecek Ceylan'la ve çok güzel bir şarkı gerçekten. İsim ne? Ben seni bulmaz benim galiba. Öyle bir şey. Galiba mı? Hayır, yani şarkının ismi değişebilir. Şarkının sözü bu. He. Ben seni bulmaz bilmem ama belki başka bir sözünden yaparlar. İsim daha belli değil. Şu an mixi yeni bitti.
Bu hafta klibini çekeceğiz. Bu çok güzel. J-Lo'nun çok güzel bir şarkı. Tam böyle bir tribesk oldu, tribesk. Arabesk ama altyapıları şey, gençleri seveceği tarz. Ondan sonra benim bir şarkım var. Evet, çok güzel. Ondan sonra yine düet olabilir. Geçelim. Peki ailende durumlar nasıl? Çocuklar nasıl? Çocuklar çok... Eşimiz burada değil galiba. Evet, bu, o çekimler olduğu için, artık o diziye başladığı için çok fazla benimle gelemiyor eskiden dizisi olmak için. Hep böyle Türkiye dışı konserlerde özellikle Kıbrıs'a mutlaka gelirdi yanımda. Bugün gelemedim. İşte telefonla görüştüm o zaman. Çocuklar yatmış. Her şey yolunda. Çok şükür. O da biraz zor değil mi? Çocuklar şimdi zor mu? Hem sen çalışıyorsun, hem o çalışıyor. Nasıl yapıyorsun? Yapacak bir şey yok. Onlar için çalışıyoruz. Onlar için çalışıyorsunuz. Peki onların geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Valla onlar düşünsün ya. Biz onlara elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Artık gerisi onlarda. Var mı böyle eğilimleri falan bir şeylere? Var, mesleki Burak, olarak? Burak şu anda tabii ki her çocuğun olduğu gibi futbolcu olmak istiyor. Ben evet. Futbolcu olarak. Ama Fenerbahçe'de oynatır mıyım? Eliz'de bir şey var, bir şarkıcılık şeyi var. Evet. Benim şarkıları söylüyor, başka şarkılar söylüyor. Öyle bir eline ne geçerse mikrofon yapıp şarkı anladım, söylüyor. Dibine düştü meselesi oluyor galiba. Şu anda her küçük çocuğun hayalleri gibi. İlk hayaller öyle, öyle başlıyor. Biliyorsun çocukken herkesin hayali ya şarkıcı olmak, ya topçu ya popçu olmak. Çocukken ama. Ondan sonra değişiyor bakalım. Senin hayalin o muydu? Burak bir ara itfaiyeci olmak istedim. Değil mi? Öyle bir şey var. İtfaiyeci, mesela, polis, asker falan. Benim hayalim yok. Benim hayalim bu değil. Neydi? Benim hayalim... Ben pilot olmak istedim. Pilot olmak istiyorum. Evet, şu an alçaktan uçuyorum. Yok. Neden? Bu da bir yüksekte uçuş değil mi sahnelerde? Bir gün pilot olacağım ama. O da olmamak için bir neden yok. Özel ders alınca... Aldım, 12 saat aldım. Bir, ufak bir pırpır uçurdum zamanla. İstanbul semaları vecihi gibi. Uyumak uçtuk. Peki şey, problem yaşadığım için korktun mu? Benim şöyle bir korkum yok. Uçak korkusu. Ne korkusu var peki sende? Ben de hiç peki. Yani öyle bir şey korkum yok. Bir batıl inancım, batıl bir şey yok. Bir de umurlu uçsuz adamlar vardır. Yani mutlaka yanımda olduğu zaman Fenerbahçe'nin maçı kaybedecek. Ya da işte o gün herhangi bir şey olacağına dair benim vesveselerim. Sen kendi yanımda diyorsun başı farklı. Ha böyle, evet öyle insanlar ya da git diyorsun. Başka korkum yok. Bu da bir çeşit batın aç ama. Maalesef. Olmaması lazım ama maalesef. Evet, totemler var. Bu arada bayağı yılların dostu. Ece Erken görüşürüz, diğer temize geldi. Evet, o son anda Kıbrıs'a gelecekti. Başka bir yere gidecekti. Oradan döndü, bana geldi. Ayşen deyince... Tarkan'a gidecektim, bana geldi. Bir şey yani. Peki, başka son olarak bildiğiniz bir şey var mı? Yok, herkesi şimdiden... belki bir daha görüşemeyiz, bilmiyorum. Tabii konserler olacak, gelirseniz görüşürüz ama... inşallah 2024 senesi herkes için, bütün dünya için ve ülkemiz için önce sağlık, huzur, barış getirsin. İnşallah 2023'te yaşadığımız bütün kötü şeyler 2023'te kalsın. 2024 hepimiz için güzel bir sene olsun. Ya son bir şey sorayım. Biliyorsunuz son günlerde bir Fatih Terim fonu haberleri var. Geçtiğimiz gün Sinan Akçıl bir açıklama yaptı. Sanatçılar da aslında çok dolandırıldı ama kendi aralarında çözdüler bu işleri. Ya ben hiç öyle fon manışına hiç girmedim. Ben zaten ticarete girip gerekli şekilde baktım. Yani. O yüzden sanatçıların ticaret yapması çok, yani bilmiyorum. Ticaret yapıp da başarılı olan bir sanatçı var mı? Hatırlamıyorum ama. Çünkü biz ticaretten anlamıyoruz maalesef. Hani biz konsere gidelim, paramızı alalım, faturamızı keselim. Hiç dolandırıldığınız oldu mu peki? Çok. Ama öyle değil. Öyle fonlu muhabbet değil. Farklı şekilde. Farklı. Konser parası. Herkes mutlaka bir darbe yemiştir. Dolandırıldığım oldu. Konser konusu. Hem de ünlü bir sanatçı. Öyle mi? Aa, konser paramı almıştı. Başkası mı almışsın konser paramı? Bana konser bağlamışlardı. Bundan 7-8 sene önce. Tam uçarken, yani o gideceğim yere uçarken konser parası ondaydı. Alacaktı. Konser parası ben de uçağa binmeden yollayacağım dedi. Sonra bir daha ulaşamadım. Allah Allah. Yıllar sonra şu anda söylemem. Bilinen birisi yani. Tanınan birisi. Hala. Sonradan vermedi. He? Hiç.
ben konser paramı konser yapandan bir daha aldım. O zaman bayağı bir kul hakkına girmiş. Yapacak bir şey. O konser yapanların hakkında. Ama ben paramı aldım. Ama size bir tane söz vermiş sonuçta paran sende diye. Ben paramı aldım. Ben konser yapılan yerden aldım. Bu dediğim şey yaklaşık 8-9 sene önce oldu. Görüşüyor musunuz peki sanatçıya ya da denk geliyor musunuz? Siz daha çok denk geliyorsunuz. Kim bu sanatçı? Dın dın. Dın. Peki.